Arkadaşlar, bugün ikinci belediye şunrulumuzu çekeceğiz. Şöyle, belediye şunrulumuz, bu belediye şunrulunda ne yapmak istiyoruz? Önce onu konuşalım. Yapmak istediğim şey bir öncekine benziyor. Yine account number üzerinden, account number üzerine bir kısıtlamaya gitmek istiyorum. Şöyle, daha önce ne demiştik? 8 karakterden fazla ya da az olmasın. Tam olarak 8 karakter olsun. Şimdi ise account number'ın boş olmasını istemiyorum ve aynı zamanda sadece numerik olmasını istiyorum. Yani rakamlardan oluşmasını istiyorum. Account number'a harf girilmemesini istiyorum. O şekilde bir belediye şunu yapacağız. Yani şu anda biliyorsunuz, eğer boş bırakırsam New account diyelim, new account, buna 3 diyelim. Boş bıraktığım zaman kaydediyor mu? Kaydetmiyor. Gördüğünüz gibi account number must contain 8 characters diyor. Biz bunu önce inaktif yapalım. Çünkü bu önceden oluşturduğumuz validation rule'u kullanmak istemiyorum şu anda. Ne istiyorum ben? Boş olmasın ve aynı zamanda sadece numerik olsun. O yüzden ben şimdilik Edit Object kısmından bu oluşturduğumuz Validation Rule'u inaktif yapıyorum. Gördüğünüz gibi aktifte inaktif yaptım. Şu anda bizim Validation Rule'umuz çalışmayacak. Yeni bir account ekliyorum. Ne diyorum? New Account 3 diyorum. Üçüncü account'umuzu oluşturalım bu şekilde. Account number girmiyorum. Save diyorum ve save yapıyor gördüğünüz gibi. Ben istiyorum ki hem boş olmasın hem de sadece sayılarla, yani numerik olsun. Öyle bir validation rule yapmamız gerekiyor. Yeni bir validation rule ekliyoruz. Adına şöyle diyebiliriz. Account number must be filled numeric diyelim. Şu şekilde bir isim koysak. Kısa olarak yazabilirsiniz. Sadece yazdığınız isimlerden ne olduğunu anlayabiliyorsanız gerisi kolay. Şimdi ben ne istiyorum? Şunu istiyorum. Birinci olarak şunu istiyorum. Diyorum ki benim account'um ne olsun? Boş olmasın. O zaman bizim function'larda şöyle bir şey var. IsBlank diye bir function'ımız var. IsBlank ne diyor? Diyor ki eğer boş ise, boş mu yani? Sizin girdiğiniz şu expression kısmına siz account number'ı girebiliyorsunuz. Field, insert field kısmından. Eğer boş ise, account number'ımız boş ise hata verecek. Ama şu şekilde IsBlank yani boş mu? IsBlank account number yes diyebiliriz bunu. Ya boş olabilir. Boş olduğu zaman mı hata versin? Boş olmadığı zaman mı hata versin? Şöyle diyelim. IsBlank account number 1. Birincisi bu olsun. Şu şekilde kullandığımız zaman nasıl bir hata mesajı alıyoruz bakalım. Error mesajı ne diyelim? Account number cannot be left blank diyelim and must be numeric şeklinde bir hata mesajı verelim. Bunu yine account number'ın altına, hata mesajımızı account number'ın hemen altına gelmesini sağlayalım. Şu anda save diyorum ve şu anda sadece is blank kısmını denemek istiyorum. Şimdi geliyorum, yeni bir account oluşturuyorum. New account, buna 4 diyorum. Account number kısmını boş bırakıyorum. Save diyorum. Ne diyor? Gördüğünüz gibi account number cannot be left blank diyor. Şu anda bu çalışıyor. Tamam. Bu çalışıyor. Yani boş olduğu zaman hata veriyor. Gördüğünüz gibi ne diyor? Is blank. Yani boş. Eğer boş ise hata versin. Bu bir. Şimdi ikincisini deneyelim. Bunu
kesip saklayalım. Bunu kullanacağız. İkincisi ne? İkincisi is numeric. Is numeric. Is numeric diye bir şeyimiz var mı bakalım? Is number. Evet. Is number alıyorum. Bunun içine account number yazalım. Eğer number değilse hata verecek. Bunu da bu şekilde kullanalım. Bunu da deneyelim. Şimdi geliyorum. Şu anda number değil de harf giriyorum. Zaten boş olup olmadığını denemiştik. Boş olduğu zaman hata veriyor. Şimdi number girmedim. Save diyorum. Save yapıyor. Is number. Şu anda eğer numbersa hata verecek. Numbersa hata verecek. Çünkü is number yes. Eğer is numbersa hata verecek. Tekrar ekleyelim. New account 6 diyelim. Peki number ekleyelim. Number ekleyince ne yapıyor? Hata veriyor. Ya bu şekilde ben hata vermesini istemiyorum. Tam tersi. Yani number olmadığı zaman hata versin istiyorum. O yüzden bizim bunu düzeltmemiz lazım. Şuraya is number'ın başına not koyuyorsunuz. Not number oluyor. Eğer number değilse hata ver. Number değilse hata ver şeklinde. Bunu save yapıyorum. Şimdi şey yapıyorum. Number koydum. Şu an harf koyuyorum. Harf olmasını istemiyorum. Harf koydum. Save dedim. Hata veriyor. Peki sadece rakam koysak kaydediyor mu? Bakalım. Sadece number olunca kaydediyor. Bunu istiyorum ben. Ama ben istiyorum ki boş olmasın. Şimdi burada boş olmasınla alakalı şeyimiz yok. O yüzden şimdi bunu aşağıya getirelim. Şu şekilde bunu saklayalım. Bir önceki de şuydu. Is blank ve not number. Is blank yani boş olduğu zaman ve number olmadığı zamanlarda hata ver. Ama iki tane olduğu için, iki tane conditionımız olduğu için biz and formülü kullanmamız gerekiyor. Yine buradan sağ taraftan and alabiliyoruz. And'in içine istediğiniz kadar logic koyabiliyorsunuz. Birinci logic'imiz bu. Bunu buraya koyuyorum. Yanlış kopyaladık. Birinci logic'imizi koyuyoruz. İkinci logic şurada. Onu da koyuyoruz. Ondan sonra bunu şuradan kaldırıyoruz. Şimdi ne istiyoruz biz? Birinci logic'im şu olsun. Diyorum ki 1. Number olmasın. Number olmadığı zaman. Şöyle number olmasın demeyelim. Number olmadığı zaman hata verir. 1, 2, boş olduğu zaman. Is blank. Yes. Boş olduğu zaman hata verir. Şu iki şartın aynı anda olmasını istiyorum. Hemen yani hem number olmadığı zaman hem de boş olduğu zaman hata vermesini istiyorum. Bu şekilde bir deneyelim. Evet, şu şekilde deniyorum. End koydum. İki condition'ımız var. Bakıyorum şimdi bir tane eklemeye çalışalım. New account 7 diyorum. Şimdi boş olduğu zaman hata veriyor mu bakalım. Hata veriyor. Boş olduğu zaman hata veriyor. Peki harf girdiğimiz zaman hata veriyor mu? Harf girince hata vermiyor. Gördüğünüz gibi harf girince hata vermedi. Tekrar ekleyelim. Bu kez new account 8 diyelim. Boş girince hata verdiğini gördük. Peki number girince hata veriyor mu? Hata vermiyor. Görüyorsunuz. Çünkü bizim yanlışımız şurada. Aslında ben yanlışı göstermek için böyle yaptım. Siz hata vermesini iki şarta bağladınız. Ya aynı anda hem number değilse ve boş değilse. Yani hem ne dedik? Hem boş olacak. Is blank. Hem boş olacak. Hem de number olmayacak. Bu şekilde. Bunu or yaparsanız o zaman ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Hem boş olduğunda hata verir. Hem de number olmadığı zaman hata verir. Ayrı ayrı düşünün. Şöyle düşünün. Boşsa hata verir. Ya da number değilse hata verir. O yüzden and değil or kullanmanız gerekiyor. Bunu save yapalım. Evet, save yapıyoruz. Şimdi yeni bir account ekleyelim. Ve bakalım. New account 8 diyorum. Sonra account number'a boş bırakıyorum. Save diyorum. Kaydetmiyor. Neden? Çünkü boş diyor.
bir harf koysak, save diyorum, kaydetmiyor. Neden? Çünkü numerik değil. Peki numara koysak? Şimdi kaydetmeye çalışıyorum. Save diyorum. Evet, şu anda kaydediyor. Şu anda kaydediyor. Gördüğünüz gibi boş bıraktığım zaman kaydetmedi. İçine harf koyunca kaydetmedi ama numara koyunca kaydetti. Bu şekilde biz OR kullanarak bunu sağlayabiliyoruz. AND kullanmayın. AND şöyle, AND kullandığın zaman iki şartın aynı anda doğru olması gerekiyor. Aynı anda, yani aynı anda hem boş, aynı anda hem boş hem de harf olamaz. Yani number değil diyoruz ya, harf olamaz aynı anda. Ama ne olabilir? Ayrı ayrı zamanlarda, boş olduğu zaman hata verebilir. Ya da diyorum bak, or ya da anlamına geliyor. Ya da numerik girilmediği zamanlarda hata veriyoruz. O yüzden burada and kullanamayız. Kullanmamız gereken or olması gerekiyor. Bu şekilde ikinci validation'ımızı çekmiş olduk. Bir sonraki validation rule'umuzda görüşmek üzere.